Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, yine size çiçeği ve yaprağı takım olan bir model daha hazırladım arkadaşlar. Bakın bu da şöyle tam akide şekeri, öbürü kenarı sık iğneli akide şekeriydi. Bu da yıllardır bildiğimiz akide şekerini orada ilmekler üzerine yapmıştım. Arkadaşlarımız zincir üzerine olmaz mı diye teklif edince bu şekilde sorunca bu şekilde dallar üzerinde hazırladım. Bakın. Şöyle yaprağı da yine her zamanki gibi altında trabzan dolgusu olarak şöyle kabarık görüntüsü vererek bir şekilde hazırladım. Evet, ara suyu da bu şekilde en sevdiğiniz, benim de çok sevdiğim ara suyumuz ve bu şekilde güzel bir model hazırladım. Şöyle uzaktan da tutayım bakın. Çözünürlük açısından şöyle ayarlayayım. Çiçeğim bu arkadaşlar. Şöyle içindeki koyu mürdümden yaptım çiçeğimizin. Şöyle modelimizde. Yapılışı da çok kolay. Şöyle nasıl yaptık? Modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir de türbentimin renkleri çekeyim. Daha net. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın yaprağı ve zincir dalların üzerine yaptığım akide şekeri. Ara suyu da bu şekilde. Şöyle bir tanesini sondan bitim kısmından böyle sık iğneyle tutturdum. Bir tane ara suyuna bu şekilde. Tutturmasanız da gayet böyle sallantılı, hoş bir akide şekeri. Dalları hani bastı kiraz diyoruz ya. Dalları bastı akide şekeri oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Şöyle 8 tane bırakıyorum ben iki çiçeğimin arasına. Bir tanesi buraya gidince 7 tane de bu şekilde ara mesafesi olarak kalıyor. Evet. Şimdi ara suyunu çiçeğimizin yaprak kısmını yaptıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar. Direkt kök kısmını yaparak başlıyorum. Şöyle iki zincirimin tığ battımın üzerine iki tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki ve iki. İki zincir. Kirpiksiz üçgen trabzanımızı hazırladık bu şekilde. İki zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ battıya girip iki ve iki olarak aldım. Yedi tane zincir çekiyorum. Ve boş olan trabzanımın tepe noktasına giriyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde yuvamızı oluşturduk. 4 zincir. 4 zincirimle düz tarafına döndüm. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine girip 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde 4 zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Aynı şekilde bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Bu şekilde 2 tane trabzan yapmamın sebebi ilmeklerimin dolgun durmasını sağlamak. Bakın. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zincirimi buradaki şu trabzanın tepe noktasından kapattığım yerden şöyle girip bir tane tomurcuk oluşturdum. Bakın. Kısımdan tomurcuğu oluşturdum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle iki trabzanın ikisini de alıyorum ki bu çektiğim ilmekler dolgulu dursun. Bakın. Şöyle alttan girip iki trabzanın kalınlığında ilmeğimi uzatıyorum. Toplamda 10 tane bu şekilde ilmek çekeceğiz buraya. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle 11,
Şöyle 12. 12 tane bu şekilde ilmeği topladım. Son olarak muhakkak yuvadan giriyorum. Yoksa ilmeklerinizi şöyle yukarı doğru çekerken arkadaşlar hepsi tığınızın üç kısmına toplanır. O yüzden bu şekilde yuvadan da ilmek alıp sonra çekin. Kapattım bakın. Şu başta yaptığım kirpiği bakın, bu köşeye de yapıp şöyle iki tane kulakçık oluşturacağım. Evet, 5 zincirimi çekip buradaki ilk zincirin bakın, ara kısmından girip şöyle zincirin en dip yani kapattığım noktadan girip böyle bir tane yine 5 zincirden kulaklık oluşturuyorum. 2, 3 ve 4 zincir. Kirpikten sonra 4 zincirimi çektim. Şöyle yuvanın içine girip sabitliyorum. Şeker bu şekilde kolayca oluşturduk bu. Akide şekerinden yaprak arkadaşlar. Şimdi 13 zincirden buraya 3 tane dal yapacağım. Hemen akide şekeri yaprağın dalları 13 zincirden oluşacak. 6, 7, 8, 10, 11, 12 ve 13. Yanına kapatıyorum. Bu ilk 13 zincirli dalımız. Tekrar 13 zincir. 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12 ve 13. Kapatıyorum yuvaya. Tekrar 13 zincir. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi yuvaya kapattım. Bu şekilde dal oluşturdum. Hemen yanına iki tane sık iğne yapıyorum ki şöyle aşağı fazla meyil etmesin dallar. Yaprağa daha yakın, daha yukarıda dik bir şekilde, güzel bir şekilde dursun diye. Bir tane de bu trabzanın arasına girdim. İki zincirle kapatıyorum. Bu yarım bıraktığım üçgen trabzan. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Yanında 3 tane 13 zincirden dal ve bu şekilde de yaprağı olan bir çimen hazırladık. Bakın. Şöyle açık duruyor. Elimden toplu durduysa. Şimdi ara suyunu göstereceğim. Ara suyunu bilen bilir. İlk defa izleyenler için iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen kapattım kirpik olarak. Tekrar 2 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Hem kolay hem de güzel olunca şöyle bu kök kısmı da uygun olunca bu ara suyu çok tercih edilen bir ara suyu oluyor. 4 2 zincir kapattım. Tekrar 2 zincir bir defa dolayıp şöyle 2 2 alarak trabzan oluşturdum. 4 zincir. Bu şekilde 7 tane. 7 taneden sonra kök kısmını yapıp hemen üzerine yaprak ve dallarını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın 3 tane yaptık. Sonra 8'e tamamlayınca kök kısmı ilk önce 7 zincirli yuvaya bu şekilde akide şekeri yaprağı 13 zincirden 3 tane dalı yanına 2 sık iğnesi bu şekilde de 7 tane 8 tane çimen yapıp devam edecek arkadaşlar. Şimdi biz bu dallarımıza akidelerimizi yapalım. Şöyle dalın içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine girip şöyle 2, şöyle 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arasına girip kirpiğimi kapattım. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Bu 2 zincir boyutunda ilmek topluyorum. 1. 8 tane ilmek toplayacağım. Şöyle 2, 3, bakın bu şekilde
2 zincir boyutunda 8 ilmek. Şöyle 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle hepsini birden çekiyorum. Evet, 8 ilmek değil mi? Öyle minik bir akideler oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. Kapattığım sık iğne noktasının, teli kapattığım sık iğne noktasından 3 zincirimi kapatıp karşıdaki gibi minik bir kirpik oluşturuyorum. Ve 3 tane de zincir çekip hemen yeşil dalın içine kapatıyorum. Minik minik şöyle akideler oluşturuyoruz. Yaprağımız iri bir akide. Çiçekleri de küçük minik akideler. Arasına bir tane zincir çekiyorum. Şöyle diğer dala geçiş köprüsü olarak bir zincir kullanıyorum. 3 tane zincir. Şöyle 2 defa tığı doladım. Ama bakın hiç gevşek çekmiyorum. Bakın uzun olmaması için, şöyle büyük olmaması için sıkı sıkı çekiyorum. Şöyle bir trabzandan yuva oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri kapattım bu ara kısmı. Bir tane yine kirpik oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle. Bu benim ilmek boyutumu belirliyor. Bu 2 zinciri saymadan trabzan arasına girip bu şekilde 8 tane ilmek toplayacağım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8. Şu şekilde 8 tane ilmeği topladım ve yeşil dalın içine de girmeden yukarı çekmiyorum. Yoksa bunların hepsini çekerken tığımızın ucuna arkadaşlar toplanır. Yeşil dalın da içine girip son ilmeği alın muhakkak. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu kapattığım sık iğne noktası var ya, bu ipi kapatırken onun dibinden şöyle kapatıp üzerine 3 zincir çekiyorum. Yuvada kapatıyorum. Araya bir zincir. Bakın ikinci akidemiz de bu şekilde hazır. Üçüncü ve sonuncu akide için hemen sık iğne ile geçiş yapıyorum. 3 zincir. 2 defa tığı doladım. 2 2 2 alarak şöyle bakın sıkı sıkı. Şimdi 4 zincir. Trabzanın arasına girip kapattım. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzan arasına girip 8 tane ilmek toplayacağız. Bakın bu 1 bu 2 3 4 5 6 7 ve 8. 9'uncu da buradan. Yeşil dala girip çekmemesi zor olur arkadaşlar. Bu bir püf noktası gibi bir şey, muhakkak uygulamayı unutmayın. Evet, yine küçük bir akide şekeri yaptık dalımıza. Yine bu 4 zincirden buraya da yapacağız. 1 2 ve 3 zincir. Şöyle kapatıyorum 3 zincirimi. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirle de yeşil dala iniş yapıyorum. Bu da kenar kontürleme gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın 3 zincirle trabzan yapımına başladık ya. 3 zincirle de böyle kapatıyoruz. Yine şöyle bir zincir çekip yeşil pipirikten ara suyundan alıp şöyle üzerine yine bir zincir çekiyorum. Makasımı hemen bunu bir kop. Evet, şöyle modelimi karşıdan bir göstereyim istedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Hoş ve zarif bir model hazırladım sizlere. Şöyle bakın. Çok hoş ve güzel bir duruşu var arkadaşlar. Evet. Çiçeği ve bu şekilde yaprağının takım olması çok hoş bir görüntü. Şöyle göz şeyi uyandırıyor, okşaması. Hoş bir zarif duruşu oluyor arkadaşlar.
Yakın beyaz bir şekilde de tutayım. Bu haydar sarısını sizle yaptık. Ütüsüz bir de arkadaşlar ütülenince bu şeyler daha güzel açılacak, dalları daha hoş duracak. Şöyle kalıp gibi diye hemen renderlayıp böyle paylaşmak için hemen göstermek istedim zaman açısından. Gerçekten çok hoş oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle duruşu daha güzel bence arkadaşlar. Siz hangi şeklini seviyorsunuz bilmiyorum ama çok tatlı oldu gerçekten. Çok da güzel oldu. Şöyle renkler de bir için renginden olunca hoş ve zarif bir duruşu oldu. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.